Konumuz demokratikleşme yolunda atılan adımlar ve ilk olarak öğrenmemiz gereken kavram tabii ki de demokrasi kavramı. Demokrasi ne demek? Zaten hepinizin bildiği bir kavram. Demokrasi halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimidir. Tanıma bakalım. Halk egemenliğine dayanan ve halkın seçimler vasıtasıyla yönetimi belirlediği yönetim biçimine biz demokrasi diyoruz. Halk egemenliğinden kastettiği şey aslında bizim daha çok öğrendiğimiz ve çokça karşımıza çıkan ne kavramıydı arkadaşlar? Milli egemenlik kavramı. Yani milletin egemenliğine biz aslında demokrasi diyoruz. Bizim için demokrasilerde vazgeçilmez bazı temel esaslar vardır ki bunlar olmadan zaten demokrasi olamıyor. Bunlardan bir tanesi milli egemenlik. Milletin egemenliğidir zaten demokrasi. Halk belirli aralıklarla kendini yönetecek olan kişilere gider oy verir seçme seçilme hakkını kullanarak milli egemenlik yani demokrasi yapar. Yine demokrasilerde hürriyet ve eşitlik vardır arkadaşlar. İnsanlar düşünceler olursa bunu hür ve özgür bir şekilde söyleyebilir. Ve herkes kanunlar önünde eşittir. Zaten demokrasilerde herkesin bir oy hakkının olması da eşitlik ilkesine uyulduğunu bizlere kanıtlamaktadır. Bunu da anladık. Ama şimdi gelelim bizim konumuza. Zaten asıl bugün burayı işleyeceğiz. Siyasi partiler. Biliyorsunuz ki demokrasilerde insanların farklı farklı fikirleri vardır. Dolayısıyla siyasi partiler birden fazla olmalıdır ki demokrasi düzgün bir şekilde ilerleyebilsin, yürüyebilsin. Gelelim demokratik devletin özelliklerine. Demokratik devlette düşünce ve ifade özgürlüğü vardır. Zaten bakın şurada hürriyet kavramını kullandığımız için bunu biraz önce konuşmuştuk. İnsanlar düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilirler. Düşüncelerini çekinmeden söylerler. Demokrasinin önemli bir özelliğidir. Bir diğeri inanç ve ibadet özgürlüğü vardır. Demokrasilerde insanlar istediği inanca sahip olabilirler, istediği ibadeti yapabilirler. Kimse kimseye karşımaz. Aslında demokrasi biraz da bu yüzden laiklik taraftarıdır da diyebiliriz. Yine demokratik devletlerde kesinlikle şu da olmak zorunda ki farklı düşüncelere kendini geliştirme imkanı sunar demokrasi ve cumhuriyet fikri Mesela bugün düşünün bizim ülkemizde siyasi partiler var. Birden fazla siyasi partinin her birinin farklı farklı fikirleri var. İşte demokratik ortam ancak bu şekilde olabilir. Bir tane partinin olduğu yerde demokratik devletten ya da demokratik bir düşünceden bahsetmemiz pek de mümkün değil. Şimdiye kadarki gelişmelerle birlikte biz demokrasi yolunda önemli adımlar atmıştık. Hatırlayın 29 e, 23 Hatırlayın 23 Nisan 1920 tarihinde ülkemizin yönetim şeklini yavaş yavaş belirlemeye başladığımız ve e, demokratikleşme yolunda attığımız en önemli adımlardan olan meclisimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmıştık. Daha sonra 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırarak tek kişilik yönetimi kaldırıp demokrasi yönetiminde ısrarcı olduğumuzu biz burada belirlemiştik. Milli egemenliğin önü açılmıştı. Yine 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilerek resmi anlamda devletimizin yönetim şeklini demokrasi ve cumhuriyet olarak belirlemiştik ve sonraki süreçte de çok partili hayata geçme çalışmalarını yapmaya başlayacağız. Gelelim bizim bugünkü asıl işleyeceğimiz yere. Çok partili hayata geçiş denemeleri. Sevgili arkadaşlar, ilk meclisimizi, ilk TBMM'mizi incelediğimiz zaman bu meclisin amacı demokrasiden çok milli mücadeleyi başarıya ulaştırmaktı. Yani aslında ilk meclisimizin ilk amacı her zaman vatanı kurtarmaktı. Çünkü biliyorsunuz ki meclisimizin açıldığı dönemde biz milli mücadele süreci içerisindeydik. Doğuda işte Ermenilerle, güneyde Fransızlarla, batı cephesinde Yunanlarla savaş halindeydik. Dolayısıyla bu meclisimizin içerisinde farklı fikirlerden gruplar olsa da bizim için önemli nokta şurası siyasi partiler kurulmamıştır. Çünkü tek amacımız bağımsızlık, tek amacımız vatanı kurtarmaktı. İyi ki de kurulmamış. Eğer kurulsaydı büyük ihtimalle siyasi partiler farklı fikirlerden, insanlardan oluşacağı için bir karmaşa ya da bir e, tartışma ortamı çıkabilirdi. Bu da bizim milli mücadelemize zarar verebilirdi. Dolayısıyla milli mücadele ilk yıllarına iyi ki siyasi partiler kurulmamış da tek amacımız olan vatanı kurtarmaya hepimiz sıkı sıkı sarılmışız. Şimdi gelelim çok partili hayata neden geçmek zorundayız, geçişimizin nedenleri neler? Bir kere... Milletin egemenliğini pekiştirmek istiyorsan zamanında attığın TBMM'nin açılması adımını işte saltanatın kaldırılmasını cumhuriyetin ilanını bunları doğru ve dürüst bir şekilde ilerletmek istiyorsan bunu yapmak zorundasın. Birden fazla partin olmak zorunda. Yine bizim için önemli bir başlık hükümet işlerinin denetlenmesi. Bakın biz buna muhalefet kavramı diyoruz arkadaşlar. Hükümet dediğimiz grup aslında burada yeni bir kavram daha öğreneceksiniz. Hükümet dediğimiz gruba biz ne diyoruz biliyor musunuz? İktidar diyoruz. Şunu şöyle göstereyim, sonra da açıklayayım. Şimdi iktidar ülkede birinci olarak, birinci seçimlerde birinci olup ülkeyi yöneten partiye verilen kavramdır. Ülkeyi yöneten parti eğer denetleyen bir parti, onun yanlışına yanlış diyecek bir parti olmazsa iktidar rahat rahat davranır ve yanlış yapmaktan da korkmaz. Bunun için o partiyi eleştirecek neler lazımdır? muhalefet yani başka partiler de lazımdır. Mesela bugün düşünün. Bugün ülkeyi yöneten bir parti var. Onu eleştiren 7-8 tane parti var meclisin içerisinde. Dolayısıyla muhalefet olmak zorunda ki iktidar yanlış yapmaktan korksun, hep doğru adımlar atmaya niyetlensin. İktidar şunu bilecek. Eğer bir seçim olduğunda ben doğru işleri yapmazsam beni seçmezler, başkasını seçerler. İşte bu yüzden de birden fazla parti olmak zorundadır ve çok partili hayata geçmemizin bir diğer sebebi de farklı fikir ve düşüncelerin mecliste temsil edilmesini sağlamaktır. Çünkü insanlarımızın farklı farklı duygu ve düşünceleri var. Bunu ancak farklı partiler aracılığıyla mecliste gösterebiliriz. Mustafa Kemal bununla ilgili ne söylemiş? Bakalım isterseniz. Milli egemenlik temeline dayanan ve özellikle cumhuriyet yönetimine sahip bulunan ülkelerde siyasal partilerin varlığı doğaldır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de bir diğerini denetleyici partilerin kurulacağına şüphe yoktur diyerek çok partili hayata geçmek istediğini zaten bu düşünceleriyle bizlere göstermiştir. Şimdi gelelim Atatürk döneminde Atatürk'ün hayatı boyunca o yıllarda kurulan partileri teker teker incelemeye. İlk partimiz Halk Fırkası 9 Eylül 1923 tarihinde kurulan bir partidir. Arkadaşlar Halk Fırkası Milli Mücadeleden sonra kurulan ilk siyasi partimizdir ve Cumhuriyetimizin de ilk partisi olarak görülmektedir. Kurucusu ise Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu parti 10 Kasım 1924 tarihinde isim değiştiriyor ve Cumhuriyetin ilanından sonra başına Halk Fırkası'nın yerine Cumhuriyet Halk Fırkası ismi geliyor. Daha sonra da 1935 tarihinde fırka adı partiye dönüşüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi oluyor. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi günümüzde de varlığını sürdüren bir siyasi partidir. CHP diyebiliriz. Peki, Halk Fırkası ya da Cumhuriyet Halk Partisi ekonomide neyi savunuyor? Gelin bakalım. Ekonomide devletçilik ilkesini savunuyor. Biliyorsunuz ki devletçilik ilkesi Atatürk'ün ilkelerinden bir tanesiydi ve ekonomiyi devletin yönetmesi gerektiğini savunan bir düşünceydi. İşte Halk Fırkası da Cumhuriyet Halk Partisi de devletçiliği savunuyor. Dini konularda layıklık ilkesini benimsemiştir. Yani insanların dinlerine saygı duyan bir politika izlemiştir. 1946 yılına geldiğimizde e, ülkeyi o yıllara kadar tek parti olarak yönetmiş. Ama bakın zaten buradan anlayabilirsiniz ki demokratik bir durum değil bu. Bir tane parti var o da 1946'ya kadar 1923 yılından ülkemizi tek başına o yıla kadar yönetiyor. 1950 yılına kadar da ülkede iktidar partisi olarak kalmıştır. 1950 seçimlerinde yeni kurulan bir parti iktidarı CHP'den devralmıştır. Hemen geçelim Atatürk döneminde kurulan ilk muhalefet partisine. Biraz önce muhalefet kavramını öğrenmiştik. Neydi? İktidar partisini denetleyen partiye biz muhalefet diyoruz. O partide terakkiperver cumhuriyet fırkası. Şimdi terakkiperver halksever demek arkadaşlar. Cumhuriyeti savunduğunu da zaten cümlede partinin adından bile anlayabilirsiniz. Partiyi kuran isimlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Milli Mücadele döneminin önemli isimleri olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy ve Adnan Adıvar gibi kişiler bu partiyi kuran kişilerdir. Bakın buradan şunu anlayabilirsiniz. Bu isimler Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal ile birlikte hareket ederken siyaset işin içine girince fikirleri ayrışmış bir taraf Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir taraf terakki ferveri kurmuştur. Yani siyaset insanların fikirlerini ayrıştırabilir. Ve biz bu parti için ülkemizin ilk muhalefet partisi diyoruz arkadaşlar. Yani iktidar partisini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirecek olan ilk parti bu partiydi. Peki gelelim çok çok önemli bir bilgiye. Lütfen buraya dikkat edelim dini düşünce ve inançlara saygılı olacağını belirten bu parti aynı zamanda da serbest ekonomiyi benimsemiştir. Yani biz buna liberalizm diyoruz. Şimdi öncelikle ikinci taraftan başlayayım sonra birinci bölüme geleceğim. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz biraz önce konuşmuştuk hatta göstereyim. Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Partisi ekonomide neyi savunuyordu? Devletçiliği savunuyordu. İşte Terakkiperver bunun tam tersini savunuyor. Diyor ki ekonomiye devlet katılmasın serbest bir ekonomi olsun, insanlar yönetsin, özel sektör yönetsin diyor ve liberalizmi savunuyor. Bakın ayrıştıkları fikir burada ortaya çıkıyor. İkisi cumhuriyeti savunuyor evet ama ekonomide ikisi farklı düşünüyorlar. Şimdi Terakki Perver Partisi'ni aslında sona yaklaştıran bir cümle göreceğiz hep beraber. İşte şu cümle var ya sarıyla işaretlediğim dini düşünce ve inançlara saygı. Parti kuruluş politikasının içerisinde şöyle bir cümle kullanıyor. Dini ilkelere saygılıyız cümlesini kullandığı için bir süre sonra bu partinin halifeliği tekrar getireceğini düşünen bazı insanlar yani eski rejim yanlıları saltanat ve halifeliği geri getirmek isteyenler bu partiye girmeye başlıyorlar. Belki aslında terakkiperver orada şunu demek istemişti. Dini ilkeler, halkın dini ilkelerine saygılıyız. Aslında laikliği istiyoruz demek istemişti. Ama kullandığı cümleden dolayı bir yanlış anlaşılma da olmuş olabilir ve bu partinin içerisine saltanat ve halifeliği destekleyenler bir süre sonra girmeye başlıyorlar. Daha sonra hatırlayacaksınız biz bu konuyu göreceğiz. Şeyh Said isyanı var. Şeyh Said ile birlikte bu partinin o isyana destek olduğu düşünülerek parti devlet tarafından 1925 yılında kapatılmıştır. Özellikle şu cümleye dikkat edelim. Devlet tarafından 1925 yılında parti kapatılıyor. 1924'te kuruldu, 1925'te kapandı. Demek ki bizim ülkemiz çok partili hayata ilk geçişinin denemesinde başarısız oldu. Peki, sonraki partiye geliyorum. 1930'a kadar parti kurulmuyor. 1923'ten 1930'a kadar bir tane Terakkiperver kurulma girişimi oldu, o da kapandı. Geldim Serbest Cumhuriyet Fırkası'na. Mustafa Kemal'in isteğiyle Fethi Okyar tarafından kurulan bir partidir. Mustafa Kemal istiyor bakın Fethi Okyar'ı çağırıyor ve diyor ki muhalefet etmek lazım. Benim partimin karşısına parti kur diyor ve Fethi parti kurduruyor. Bu da aslında Mustafa Kemal'in demokrasiye olan inancını bize gösterir. Parti neden kurduruluyor? Dünya ekonomik krizinin etkilerinden kurtulmamız için iktidar partisinin denetlenmesi gerekiyor. Bu yüzden de Fethi Okyar partisini kuruyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden farklı olarak ekonomide liberalizmi yani serbest piyasa ekonomisini savunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi devletçiliği savunuyordu bu liberalizmi savunuyor arkadaşlar. Laikliği de benimsemiştir. Bundan yana da sıkıntı yok. Ama bir süre sonra bakın doğal olarak doğal olarak bir süre sonra saltanat yanlıları, halifelik taraftarları bu partiye girmeye başlıyor. Neden doğal olarak dedim? Şundan dolayı. Bir partiyi sevmiyorsanız doğal olarak ikinci seçeneğiniz varsa ikinciye gidersiniz. Yani örnek veriyorum sınıf başkanlığı seçiminde A ismi diyelim ki Ali aday oldu. Ali'yi sevmiyorsanız Ali'nin karşısındakine destek verirsiniz. Doğru değil mi? Bu da öyle olmuş. Cumhuriyet Halk Fırkası'nı benimsemeyenler karşıdaki partiye oy verecekler için bir süre sonra zaten bir tane parti var, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Bir süre sonra partiye eski rejim yanlıları girmeye başlamışlar. Yani cumhuriyeti istemeyip saltanatı isteyenler bu partiye girmeye başlayınca Fethi Okyar durumu fark ediyor ve partisini kendisi Kapatmak zorunda kalıyor. Dikkat edin bu sefer devlet kapatmadı. Parti Fethi Okyar baktı ki Cumhuriyet karşıtları girmeye başlayınca dedi ki ben partimi kapatıyorum dedi. Zaten kapandıktan hemen sonra da İzmir'de Cumhuriyete karşı çıkan bir isyan oluşuyor. Menemen olayı bu da zaten partinin kapanmasının ne kadar haklı olduğunu bizlere gösteriyor. Ben buradan şunu anlıyorum. Biz terakkiperverle çok partili hayata geçmeyi denedik. Başarılı olamadık. Serbest Cumhuriyet Fırkasıyla çok partili hayata geçmeyi denedik. Bu partide kapandı. Başarılı olamadık. Demek ki henüz demokratik olgunluğa erişememişiz. Henüz demokrasiyi tam olarak anlayamamışız. Peki, şimdi çok partili hayata iki kere deneme yaptık. İkisi de başarısız oldu. Bu durum henüz ülkemizin çok partili hayata geçişe hazır olmadığını bizlere gösteriyor. Kapanan bir parti sol tarafta logosunu gördüğünüz Terakkiperver. Bir diğeri ise serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Yani bizim ülkemiz çok partili hayata o yıllarda geçemedi. Zaten bir kere daha denemedik. Atatürk'ün ölümünden sonra çok partili hayata geçeceğiz. Onu da 7. ünitede hep beraber işleyeceğiz. Konu başlığımız Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Öncelikle suikast ne demek size bunu anlatmak istiyorum. Suikast planlayarak, isteyerek bir kişi öldürmeye çalışmaktır arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e neden suikast düzenlemek istemişler. Gelin bakalım. Yapılan inkılaplar ve yeni rejim yani cumhuriyet rejimi ve Mustafa Kemal'den rahatsız olanlar diyorlar ki Mustafa Kemal'i ortadan kaldırırsak inkılaplardan da kurtuluruz, cumhuriyetten de kurtuluruz. Mustafa Kemal'den de kurtuluruz diyorlar ve cumhuriyeti yıkıp saltanat ve halifeliği tekrar getirmek istiyorlar. Dolayısıyla da bir suikast girişiminde, Atatürk'ü öldürme girişiminde bulunacaklar. Olay şu. İzmir gezisi sırasında Atatürk'e bir köşe başında, sokak başında iki taraftan ateş edecekler ve Atatürk'ü öldürecekler. Planlara buymuş. Mustafa Kemal'i İzmir'de öldürmeyi planlıyorlar. Mustafa Kemal İzmir'e bir gün geç gelince bu suikast girişimi ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Şimdi Ziya Hurşit denilen saltanat yanlısı bir milletvekili var. Ve adamlarıyla birlikte bu planı yapıyorlar. Planları da şu Atatürk'ü öldürecekler. Sonra İzmir limanında deniz kenarında bulunan bir tekneye motora atlayıp kaçacaklar. Yunanistan'a kaçacaklar. Şimdi o teknenin sahibi olan Giritli Şevki denilen bir adam korkuyor ve gidip olayı İzmir valisine anlatıyor mektupla birlikte. Dolayısıyla olay yaşanmadan İzmir valisi hemen önlemini alıyor ve suikast girişimi önlenmiş oluyor. Bir süre sonra hemen suikastçiler yakalanıyor ve istiklal mahkemelerinde yargılanıyorlar. Zaten olayı duyan Türk halkı da hemen protesto mitingleri düzenleyerek aslında bize şunu gösteriyor. Halk protesto mitingleri yaparak bize yenilik taraftarı olduğunu, cumhuriyeti benimsediğini ve Atatürk'ün yanında yer aldığını göstermiş oluyor. Bizim için asıl önemli kısım burada yorum kısmı. Hiçbirinize LGS'de şu tarz bir soru gelmez. İşte Mustafa Kemal'i öldürmek isteyenler kimlerdir? Mustafa Kemal'i öldürenler kimle kaçacaktı? Nereye kaçacaktı? Demeyecekler ama Halk bu olayı eğer protesto ediyorsa demek ki Mustafa Kemal'e bağlı, cumhuriyete ve yeniliklere bağlıdır. Bu yorum olarak çıkabilecek bir yorum. Şimdi benim için önemli bir kısım. İzmir suikastı cumhuriyet rejimine, laikliğe ve inkılaplara karşı yapılmış bir girişimdir. Bunu lütfen unutmayalım. Asıl amaç Atatürk'ü öldürerek aslında cumhuriyeti yıkmaktır, yenilikleri ortadan kaldırmaktır. Şimdi Atatürk bu konuyla ilgili özür dilerim şu bölüm yanlış olmuş tekrar yapmışız burada. Atatürk bu konuyla ilgili bir cümle söylüyor ki en bilinen sözüdür zaten. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yani ilelebet sonsuza kadar yaşayacaktır diyerek aslında Cumhuriyet'in sonsuza kadar yaşayacağına olan kararlılığını ve inancını burada vurgulamıştır. Şunu da belirtelim ki Atatürk burada hani suikast yapan kişileri karşısına almış ve konuşmuştur. Şöyle de yapabilirdi değil mi? Siz beni nasıl öldürmek istersiniz deyip kendi cezasını kendi de vermek isteyebilirdi. Ama Atatürk diyor ki hayır diyor biz hukuk devletiyiz. Olay mahkemeye aktarıldı. Ben artık karışamam diyor. Olayı mahkeme halledecek diyor. Bu da hukuka bağlı olduğunu bizlere vurgulamakta. Mustafa Kemal'in suikaste tepkisine baktığımızda Cumhuriyet'in aslında kendinden çok daha önemli olduğunu vurguladığını görebiliriz. Bu durumda Mustafa Kemal'in fedakar ve cumhuriyeti devam ettirmekte kararlı bir kişilik yapısına sahip olduğunu bize gösteriyor. Sevgili arkadaşlar bir sonraki konuda zaten işleyeceğiz beraber. Şeyh Said isyanı ve Menemen olayı da aynı İzmir suikasti gibi amaç olarak aynı şeyi hedefliyor. Cumhuriyeti yıkmak, yenilikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan olaylardır diyebiliriz. Konumuz Cumhuriyete yönelik tehditler. Arkadaşlar ülkemiz öyle bir konumda yer alıyor ki gerçekten iç ve dış tehditlere çok fazla maruz kalıyor. Şimdi ülkemizin jeopolitik konumunu düşünürsek eğer ve ülkemizin birçok fırsata sahip olduğunu düşündüğümüzde bazı tehdit ve tehlikelere maruz kalmasına neden oluyor bu durum. Bakın sağ tarafta bunu vermeye çalıştım. Bir tarafımız Avrupa, bir tarafımız Asya, Orta Doğu ülkeleri, petrol bölgesi ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı üç tarafı denizlerle çevrili, İstanbul ve Çanakkale boğazına sahip, stratejik öneme sahip bir noktada ülkemiz. Allah bize öyle güzel bir konum vermiş ki bunu kullanırsak gerçekten büyük bir avantaja çeviririz. Ama güçlü olmazsak da tehlikeler maalesef bizi sıkıntıya sokabilir. Dolayısıyla bizim ülkemizin mutlaka güçlü olması zorunlu. Güçlü bir Türkiye istemeyen dış güçler Türkiye'yi iç sorunlarla meşgul ederek ülkemizi zayıflatmak istemişlerdir. Bu dış güçler amaçlarına ulaşabilmek için ülke içinde karışıklık çıkartıp milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışmışlardır. Bunu ara ara denemişlerdir. Şimdi beraber o denedikleri örneklere hep beraber bakacağız. Öncelikle bir iç mesele ama dışarıdan da desteklenen bir meseleyle başlıyoruz. Şeyh Said isyanı yıl 1925. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Lozan'da Musul sorunu çözülememişti. Daha sonraya bırakılmıştı. Musul neden önemli bir bölge? Çünkü Musul petrol bölgesi olduğu için çok zengin yeraltı kaynaklarına sahip. Dolayısıyla Musul'u alan devlet zengin olur. İki tarafta Musul'u bırakmak istemiyor. Ne İngiltere ben bırakırım diyor, ne Türkiye ben bırakırım diyor. Tamam, ne olacak bakalım. Musul meselesi görüşülürken tam bu mesele halledilecekken İçte rejim düşmanları yani cumhuriyeti istemeyenler. Dışta da İngiltere'nin desteğiyle bir isyan çıkıyor. Şeyh Said isyanı. Şeyh Said Doğu Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde, Diyarbakır çevresinde din elden gidiyor diyerek bir ayaklanmaya başlıyor. Şimdi bir kere burada zaten cumhuriyeti yıkmak istediklerini rahatlıkla anlayabilirsiniz. Ve laikliği kaldırıp tekrardan halifeliğe dönmek isteyenler bu isyanı başlatmışlar. Ama dışarıdan da hangi ülkenin desteğini almışlar? İngiltere. İngiltere şey Said ve adamlarına aslında şu vadi de bulunmuş. Eğer orada Türkiye'yi zora sokarsanız parçalayabilirseniz size bir devlet kuracağız diye de bir vaatte bulunmuş. İsyan Diyarbakır'da başlıyor daha sonra da tüm Güneydoğu Anadolu bölgesine yayın, yayılıyor arkadaşlar. İsyan o kadar büyüyor ki devlet bir süre bunu bastıramıyor. Ve devlet bir kanun çıkarıyor. Takrir-i sükun kanunu. Takrir tekrar demek, sükun sakinlik demek. Tekrar sakinlik kanunuyla ayaklanma çıkaranlar yakalanıyor, isyancılar istiklal mahkemelerinde yargılanıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi isyanın hem iç politikamızda hem de dış politikamızda önemli sonuçları var. Gelin beraber bakalım. Bir kere Türkiye'nin ilk muhalefet partisi vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir önceki konuda işlemiştik. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası. Bu parti isyanı çıkarttığı gerekçesiyle ne yapılmıştı? Kapatılmıştı. Demek ki şey saytı isyanı ülkemizin çok partili hayata geçmesinde olumsuzluğa sebep oldu. Bu partinin kapanmasıyla birlikte çok partili hayata geçmemiz engellenmiş oldu. Yani laik cumhuriyeti yıkmaya yönelik de ilk isyanı burada bastırmış olduk. Şimdi bir kere parti kapanmasına sebep olduğu için şey Said olayı iç politikayı olumsuz etkilemiştir diyebiliriz. Gelelim dış politikaya etkisine. Burası daha tehlikeli ve kötü bence olumsuzluğu. Ben buraya üzülüyorum ayrıca. İngiltere bu isyanı kullanarak Musul sorununun Türkiye aleyhine çözümlenmesini sağlamıştır. Şöyle ki bakın hocam diyeceksiniz ki Musul sorunuyla Şeyh Said'in ne alakası var? Arkadaşlar İngiltere aslında bizi burada oyalamaya çalışmıştır. Türkiye içeride bir meseleyi oyalansın ki ben Musul sorunu halledeyim demiştir. Ve bu yüzden de Şeyh Said isyanı desteklemiştir. Türkiye burada iç meseleyle uğraşırken dış meseleye gereken önemi gösterememiş ve maalesef Musul'u kaybetmiştir. Ben bunu öğrencilerime şu örnekle anlatıyorum. Aklınızda kalması için ve kalıcı olacaktır da. Diyelim ki evinizde yangın çıktı. Siz öncelikle yangını söndürmeye mi çalışırsınız? Dışarıya gezmeye mi çıkarsınız? Evinizdeki yangın şey sayı isyanı. Dışarıdaki yangın dışarıya gezmek Musul sorunu düşünebilirsiniz. Önce evin içini söndürmen gerekir ki evin barkın yıkılmasın. O yüzden de biz ağırlığı şey Said isyanını çözmeye verince maalesef dışarıdaki olan Musul meselesi çok fazla ilgilenilmeyen bir mesele oluyor ve Musul'u burada İngiltere kendi lehine çözmüş oluyor. Türkiye maalesef burada Musul'u kaybediyor. 1926 Ankara Anlaşması imzalanıyor. Musul İngiltere mandası altındaki Irak'a bırakılıyor. Irak'a bırakıldığına bakmayın. Direkt İngiltere kaldı gibi düşünebilirsiniz. Bu durum bizim misak-ı milliğimize aykırıdır. Çünkü Musul ve Kerkük bizim misak-ı milli topraklarımızdı sevgili arkadaşlar. Bu da bana aslında şunu gösteriyor ki bu olay iç politikada yaşanan sorunların dış politikayı da olumsuz etkilediğini gösteriyor. Yani Şeyh Said isyanıyla hem iç politikada olumsuzluk yaşadık, Terakki Perver Partisi kapandı, çok partilata geçemedik. Hem Musul'u kaybettik, dış politikada olumsuzluk yaşadık. Lütfen buraya dikkat edelim. Geldim, Cumhuriyetimize yönelik ikinci tehdide Kubilay ya da diğer adıyla Menemen olayı 1930 tarihinde. Arkadaşlar İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan bir olay olduğu için biz buna Menemen olayı da diyoruz. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra Fethi Okyar Parti'yi kapattıktan sonra Derviş Mehmet ve arkadaşları İzmir ve Menemen çevre İzmir Menemen çevresinde bir isyan başlatıyorlar. Yine olay aynı. Din elden gidiyor diyerek cumhuriyeti yıkmak, yenilikleri ortadan kaldırmak istiyorlar tekrardan halifeliği ve saltanatı getirmek istiyorlar. İsyanı durdurmaya çalışan Asteğmen Kubilay'ı sağ tarafta fotoğrafını gördüğünüz Asteğmen'imizi şehit ediyorlar. Devlet burada güç kullanarak isyanı bastırıyor ve isyana karışanlar askeri mahkemede yargılanıyor. Şimdi bu olay aslında Cumhuriyetimize ve laikliğe yönelik ikinci büyük isyan olarak adlandırılmaktadır. Mustafa Kemal bu olayın Cumhuriyeti yıkmaya yönelik olduğunu belirtiyor. Türk milleti isyana tepki göstererek Yurdun çeşitli yerlerinde protesto mitingleri düzenliyor. Buradan hemen yorum alıyorum. Diyorum ki demek ki halk bu olayı protesto ediyorsa burada cumhuriyete ve yeniliklere bağlılık bildiriyor ve onun yanında desteğini sürdürüyor. Hemen gelelim diğer tehditler başlığına. Arkadaşlar diğer tehditlerde de şunu isteyeceğiz. Ülkemize yönelik tehditler sadece dış güçlerle sınırlı kalmamıştır. Ülkemiz bazen darbeler, bazen askeri müdahaleler ve isyanlar görmüştür. Bunlar da ülkemizdeki iç tehditlerdendir diyebiliriz. Bu tehlikelerden bir tanesi yakın zamanda atlattığımız 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimidir. Şimdi olay neydi bir kısaca özetleyeyim sonra da devamına bakalım. Arkadaşlar darbe girişiminde şu oldu. Fethullahçı terör örgütü üyeleri ülkede yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Nasıl? Silah zoruyla. Kendi tankımızı, uçağımızı, silahlarımızı kullanarak ülkenin yönetimine el koymaya çalıştılar. Ama bu durum e, Türk halkının ve ordumuzun içerisindeki, polisimizin içerisindeki kahraman Türk askeri ve polisinin fedakarca mücadelesiyle sonuçsuz bir şekilde kaldı. Darbeciler bizim silahımızla TBMM'yi bombaladılar, Emniyet Müdürlüğü'nü bombaladılar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombaladılar, insanlarımızın üzerine mermi yağdırdılar. 252 tane şehit verdik. Demokrasi şeydi onlar. Dolayısıyla halk aslında sokaklara çıkarak burada hangi duyguyu tekrar göstermiş oldu? Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde vatanına, milletine, demokrasisine ve cumhuriyetine sahip çıktı. Tek vücut olarak bunlara korudu ve hain darbecilere geçit vermedi. Ülkemiz kendisine yönelen iç ve dış tehlikelere karşı asla ve asla bağımsızlığından ödün vermemiştir bizim en temel kuralımız bağımsızlıktır. Hiçbir zamanda bağımsızlığımıza kimse el uzatamaz. Uzanan elleri de her zaman Türk milleti olarak kırmayı bilmişizdir ve kırarız da. Evet sevgili arkadaşlar burayı da bitirdiğimize göre konumuzu tamamlamış oluyoruz. Ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Umarım anladığınız bir konu olmuştur diyerek artık videomuzu bitirelim. Bana destek olmak isterseniz videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.